Adam uçtu gitti, sen hala bakınıyor musun anne? Kusura bakma. Anne, onun ne işi var burada? Beni anlamadığını biliyorum Özgür. Kızgın olduğunu da. Ama seni babana emanet etmezsem içim rahat etmeyecek. Sağ ol anne ya, çok düşüncelisin gerçekten. Ama ben kendime bakacak yaşa geldim. Yani bir bekçiye ihtiyacım yok. Özgür, o senin baban kızım. Hoşlanmasan da birbirinize göz kulak olmanızı istiyorum. Lütfen. Selda, giderek çözebilecek misin problemlerini? En iyisi bu Mehmet. Mehmet çok rica ediyorum, Özgür'ün üstüne fazla gitmeden kolla onu. Aklım sizde kalmasın. Kızım. Kızım. Hayal ettiğin gibi bir anne olamadım. Anne bile olamadım. Affet beni. Bana bu son kazını asla unutmayacağım anne, kendine iyi bak. Ben bıraksaydım seni havaalanına. Yok. Sen kızımızın yanında kal. İnince ararım ben sizi. Özgür, beraber yemek yeseydik. Yok, ben son kazığımı yiyip doydum baba. Annem gittiğine göre sen de artık maskeni atabilirsin. Bir ihtiyacın olursa beni ara. Bir yatağın var mı? Ne oldu Özgür, çabuk söyle. Annem Fransa'ya gitti. Hemen geliyorsun ve anlatmaya başlıyorsun. Çabuk. Ya ben hala dışarı çıkmaktan yanayım. Bence böyle bir günü kutlamalıydık. Kızım, hayatında yepyeni bir dönem başlıyor ve biz yemeği evde yiyoruz. Aslında haklısın, biliyor musun? Hatta bugün geleceğimle ilgili adımlar atmaya başladım bile. Allah Allah! Neymiş o? Bana da söylemeyi düşünüyor musun? Söyleyemem. Sürpriz. Ya of, saçmalama. Hadi merak ettim de. Burhan Hoca'nın kadrosu için başvuruda bulundum. Eylül, sana inanmıyorum ya. Şimdi bu yolu mu buldun Erkan'la uğraşmak için? İyi de bunun Erkan'la ne ilgisi var? Bu benim kariyerimle ilgili. Aynı pozisyonu istiyoruz, o kadar. Bana pek iyi bir başlangıçmış gibi gelmedi. Ben öyle düşünmüyorum. Ayrıca Erkan'la uğraşmama da gerek yok. Birkaç ay sonra ayaklarıma kapanır. Nereden vardın bu sonuca? Esin Erkan'ı istemiyormuş. Dolayısıyla birlikte olamayacaklar. Bunu da kim söyledi? İpek. Göreceksin Cavidan. Er ya da geç, onu benden daha fazla hiç kimsenin sevemeyeceğini anlayacak Cavidan. O zaman beni boşu boşuna üzdüğü için köpekler gibi pişman olup ayaklarıma kapanacak. İstemedim. Çok sinir oldun ya. Ne demek şimdi bu Esin? Özgür! Ya of ya! Bendeki şansa bak abi, tam dış alırken sular kesildi.
Sular mı kesildi? Ha inşallah hemen gelir ya. Masalı yıkamadan uyutamam. Abi ben ne derdi değil mi? Fedakar anne kuzusunun derdinde ya. Şu halime bak, kafam köpük köpük. Yazık sana, kıyamam. Dur ben sana yardım edeyim. Neyse ki saçın çok uzun değil. Hiç iyimserlik abidesi modunda değilim İpek böcüğüm. Ayrıca siz sofra olayına kurulmuşsunuz. Benim hiç bugün evde yiyesim yok. Ailenin rakısım var vallahi. Öyle mi? Nereye gitmek istersin peki? Aslında süper ötesi manyak bir fikrim var ama. Neymiş? Meyhaneye mi gitsek kız? Biz ancak sanki orası patlar. Meyhane mi? Ha. İyi de annem hayatta izin vermez ki. O zaman biz de söylemeyiz pek böcüğüm. Masalı nereye bırakacağız o zaman Zeki kız? Kraliçem ya senin de düşündüğün şeye bak. Hallederiz ya. Ya hadi gelin biriniz şu saçımı bir arındıralım köpük köpük. Hadi ben yardım ediyorum. Aşık olmaktan ve canımın yanmasından korkuyorum. Ben de öyle. Ama bunu yaşayalım. Olur mu? Tamam. Senin isteklerine ben de katılıyorum. Birbirimize zaman verelim. Öyle sözler falan da olmasın. Ama bunu yaşayalım. Olmaz mı? Uçarsın, uçarsın, geçilmez ki sıcak bir şarap. Yanarsın, yanarsın, içilmez ki aşk bir kapı. Çalarsın, manzara gerçekten güzelmiş. Açılmaz ki aşk bir kapı. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki. İyi akşamlar. Buyurun. Ben yaklaşık 10 gün kadar önce Üsküdar'da bir ev kiralamıştım. Hatırladınız mı? Hatırladım Erkan Bey. Hızlı bir alışveriş olmuştu. Ben o evi boşaltmaya karar verdim. Yarın da anahtarı ofisinize uğrayıp bırakacağım. Haberiniz olsun. Neden? Bir sorun mu çıktı evle ilgili? Yok hayır. Evle ilgili değil. Kişisel bir mesele. Teşekkür ederim. Peki ödemeniz ne olacak? Dert değil. Kalsın. Ay dakikasında buldunuz birbirinizi. Şimdi bundan sonra seni görene aşk olsun yani. Anneciğim iyi de çok uzun zamandır görüşemiyorduk. Keşke onlar buraya gelselerdi. Ben size ne güzel çay yapardım. Ya Esin'e söyledim ona ama zaten bütün gün masana baktılar. Şimdi zahmet olmasın dedi. Ama pek düşünceli yani. Çeneni yorma Melek Hanım. Yakında karşıya taşınıyorum diye gelir bu. Yapmadığı şey değil. İyi gidin anneciğim. Ay üstünü iyice ört, üşütme. Tamam. Yer yatağında sen yatma. Bırak Özgür yatsın. Tamam anne. Ya alışık ol. Geliyor mu? Aa, geliyor. Ay ama Melek teyzenin yüzü çok asık ya. Allah, Melek teyze o yüz olduysa yandık. Dur kızım hemen açılın ya, bir Melek teyze içeri girsin. Bakayım o zaman. Gidelim. Ya bir dakika ya, siz süslenip süslenmişsiniz. Ben böyle mi gideceğim? Ben de bir şeyler yapayım. Oldu bitti, seni bekleyelim. Saat kaç oldu? Yakalanacağız şimdi. Sen git kutuyu kapatacağım. Biz de hemen şey yapalım. Anladın mı? Yok yok. Çakma değil. Biraz huzursuz oldu ama çakma. Hayır. Kraliçem hadi. Tamam. Geldim. Hazır mısınız? Şimdi ben 3'e kadar sayacağım kapıyı açacağım, tamam mı? 1, 2, 3 anahtarı da alayım. Hadi. Hadi.
Gecenin bir yarısı kızı kurtların yanına sal. Sen otur burada çekirdek çitle. Aa, bilmediğimiz bir yere gitmedik ya kız. Aynı çatı altında sayılırız. Niye o zaman? Gecenin bir yarısı o soysuz içip içip kapıya dayansın da ben sana o zaman sorarım. Merak etme sen. Ben sürekli kapıdan gözlüyorum. Erkan geldi mi haberim olur. Ay kızlar, tadını çıkarın vallahi, kaliteli kaliteli. Gel bakayım. Fevzoş, beni de meyhaneye götürsene bir gün. Canım çekti vallahi. Tamam, sana değil. Alo, Veysel abi. Abicim bak, gönderiyorum kızlar, sana emanet. Ha, ortaya karışık yaparsın bir şeyler abicim. Hesabı şişirme bak. Tamam abicim. Hadi, hadi kızlar sana emanet. Eyvallah, ben uğrarım, sağ ol. Kızlar, muhteşem bir masa sizi bekliyor. Biraz salaş ama mezeler yıkılıyor kesinlikle. İster gidin gönül yaylarınızı cilalayın, ister efkar dağıtın. Söyledim Veysel abiye, size orada yamuk da olmaz. Hadi süreçte görüşürüz. Süpersin Fevzi abi. Ben zaten söylemiştim, bu işi sadece Fevzi abim halleder ama aramızda kalacak ona göre. Ama sen de özgür insanı, beni iyice mutbir yaptın ya. Ben gerekirse üç maymunu ödüllük oynarım. Hadi. Muhalle abla, bir şey olursa ağlar mağlar susturamazsan hemen ara, tamam mı? Sintoş, bir şey olmaz. Bize de staj oluyor değil mi? Hadi, hadi, hadi. Saat kaç oldu? Hadi. Tamam yeter. Aynalar çatlayacak. Tamam, bitti, bitti. Hadi. Bana bak, küfelik olmayın orada. Hadi, hadi. Bak, yeni aksiyonlar istemiyorum. Hadi görüşürüz. Kapa kapıyı. Kızım. Güzelliğe. Sağlığa. Aşka. Alışırsın, alışırsın. Yok yok ya, iyiymiş dedi. Ya Özgür, ne niyetinde bizi getirdin buraya ya? Vallahi Özgür ya, ne zamandır buluşamıyorduk. O zaman hemen gündemi özetliyorum size. Bundan sonra hayatımda masal ve iş dışında hiçbir şeye yer yok. Ha, ama tabii siz hariç. Çünkü hayat sizsiniz. Ha, bu arada eskilerden konuşmak istemediğime göre size çalışan annenin buhranlarından bahsedebilirim. Ha, aramızda eski sevgili sendromuna girmiş bir star adayı var. Ve Özgür göçebe hayatına yeniden geri döndü. Ve döner dönmez de babasından bir yemek teklifi aldı. Ya özet iyiydi de o sonu eklemeseydin keşke ya. Bu arada unutmadan, bence aşk hayatında da biraz hareketlenme var. Ya yani böyle ona gül veren, süslenip püslenip kahvaltılara gittiği biri var bence. Aman ben o konuyu biliyorum ya. Çok sıkıcı bir konu. Hiç girmeyelim bence ona. Nasıl yani? Bir tek ben mi bilmiyorum? Aman Özgür'ün hayranlarından biri ya. Öyle rakı sofrasında konuşulacak biri değil. Başlamadan bitti zaten. Değil mi Özgür? Evet, çok şükür. Ama ne olacak, iş değildi zaten. Hayırdır, buyurun. Kusura bakmayın, bu saatte sizi rahatsız ettim ama biliyorsunuz biz Esin Hanım'ın altındaki dairede oturuyoruz. Banyo tavanından sızıntı var. Bir görseniz aşağı sular içinde kaldı. Kapılarını çaldım ama evde yoklar herhalde. Bir de size sorayım dedim. Aa, nasıl olur? Onlar evdeler. Uyudular herhalde. Siz zahmet etmeyin. Bende anahtar var. Şimdi hemen bakarım. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Mu basmış ne? Ben sana dedim olacağı buydu ama. Işıkları da açık bırakmışlar ya. Su sesi buradan geliyor. Allah'tan kapıyı kapatmışlar. Da su sızmamış. Uyuyorlar değil mi? Asıl uyuyan sensin Melek Hanım. Hem de ayakta. Kızı koynundan kaçırsalar haberin olmayacak. Bir de gözüm kapıda diye şişiniyorsun. Ne yani, yoklar mı? Ya ben Özgür'ün aile meselelerini dinlemeyi tercih ederim. Hmm. Buyurun Özgür Hanım, mikrofon sizde. Merhaba. Ya ben size ne anlatayım bilemedim ki. Gerçekten babanla barışmayacak mısın? O bir tek benim istememle olmuyor ki bebek.
Yani bunca zamandır o kadar çok şey yaşadım, o kadar çok kırıldım ki. Bundan sonra zor be. Ya belki annenin gitmesi sizi yeniden yakınlaştırır. Pek ihtimal yok ama. Ama hala inanmak istiyorsun değil mi? Salih baba gittiğinden beri... Babamı. Yani daha doğrusu bir babayı daha çok özlüyorum. Bir de tecrübe ettim ki kimse kimsenin yerini tutmuyormuş. Anne başka, baba başkaymış. Ben kesinlikle seni kastetmedim. Özür dilerim yani Melek komiserim de sen çok apayrı süper annelersiniz. Hiç beni kandıramazsın Özgür. Ne yaparsam yapayım ona bir babanın sevgisini ve şefkatini hiçbir zaman veremeyeceğim. O hep bunun eksikliğini hissedecek. Belki de ileride onu babasından ayrı tuttuğum için beni suçlayacak. Ama bazen biri çıkıveriyor karşına. Babandan daha çok baba oluyor. Kendini onun yanında evlat gibi hissediyorsun. Ben Salih babayı çok özlüyorum be. Esin bence Özgür haklı. Ya tamam şimdi değil ama ileride belki karşına biri çıkar. Masal da onu babası gibi görür. Hem zaten seni bu güzellikle rahat bırakırlar mı? Aman ben hiç böyle ihtimallere sığınmak istemiyorum. Baksana Melek teyze, seni büyütürken babaya ihtiyaç duymuş mu? Hayır. Ben bu yola baş koydum. Kızımı yalnız başıma büyüteceğim. Aşk olsun Esin. Biz neciyiz burada? Ya biz sizin hep yanınızdayız. Ben de bunun altına imzamı çakıyorum abicim. O zaman ben de masalla büyümeye içiyorum. Haha. Hop. Sabaha kadar bunların keyfini mi bekleyeceğiz bu halde? Kımıldamıyorlar işte. O zaman kızlarımızı harekete geçirecek bir şeyler yap Fevzoş. Ne yapayım bu hala? Ben dışarıdan mı tekmeleyeyim? Ay hayır kocacığım. Araştırmalara göre dışarıdan anne karnında duydukları sesler bebişleri etkilermiş. O zaman ben şimdi bunlara kendimi takdim edeyim. Kızlarım, nazlarım, yıldızlarım. Ben babanız Fevzi Şeker. İlk konuşmamızdan bu yana çok değiştim. Şahane bir insan oldum. İnanmazsanız ananıza sorun. Bir saniye Masalcığım. Efendim hayatımı yazsam Roma alır. Kapıcılıktan işletme müdürlüğüne tayin olan şu kozmostaki tek canlı türüm. Bir de başımda şenlikli bir kaynana var ki sormayın. Kendisi sizin anneanneniz olur. Valla aç kapıyı. Aha da geldi. Siz kötü etkilenmeyin yavrularım. Tıkayın kulaklarınızı. Dur Fevzi. Valla kızı saklayalım. Ay ne oluyoruz kız? Açsana şu kapıyı. Hiç boşuna uğraşma saklayacağım diye. Her şey gün gibi ortada. Masal sizde olduğuna göre ipeklerin nerede olduğunu biliyorsunuzdur ha? Yok vallahi Melek abla. Yalnızca kıza bakın dediler o kadar. Hemen dökül bakalım Fevzi Efendi. Nerede bu kızlar? Bak yoksa işletme müdürlüğünü hemen unutursun. Hadi oğlum. Ver oğlum pas. Ver pası. Of be, o sayı kaçar mı ya? O kutuyu keşke sana öyle vermeseydim. İçinde bana... benim için yaptığın bilet vardı o. Gitti artık. Yani sen büyük ihtimalle atmışsındır. Of be, sayıya bak oğlum sayıya! Çak kanka çak! Ya bunlar niye çabuk bitiyor ya? Ya sana zahmet. Bir önceki servisi ben yapmıştım ya. Şu servisi de sen yapsan. Ya prova o kadar güzel geçti ki anlatamam size. Sanki her şey eskisi gibiydi. Hiçbir şey değişmemiş.
O Romeo, ben Juliet. Yavaş git İpek böcüğüm. Rakı sarhoşluğu aşk sarhoşluğuna benzemez. Ya sahnedeyken ne düşündüm biliyor musunuz? Sanki Levent'in hayatıma girmesi, onunla yaşadıklarım, Barış'ın rolü geri alması... Yani Barış'la ayrıldıktan sonra yaşanan her şey ben Barış'a tekrar aşık olayım diye oldu. Belki de gerçekten öyledir. Özgür, son zamanlarda sen Barış'la çok yakındın ya. Ben senin yerinde olmak istedim. Ya biliyorum, ben dedim sana Barış'ın dibinde ol, ondan ayrılma diye ama... Ne bileyim, sen sürekli onu savununca seni kıskandım bile. Biliyorum, çok salakça ama... Ya şimdi düşününce hem heyecanlanıyorum... Hem de korkuyorum. Annem hiç hoşuna gitmeyecek öğrendiğinde. Ama ondan saklamak da istemiyorum zaten. Melek teyze. Ya Melek teyze. Süt nene? O da var. Geliyorum. Anne biz son anda karar verdik gelmeye valla. İçki sofrasında yemin etme. Gerçekten öyle oldu. Siz merak etmeyin diye de söylemedik. Hele sen hiç konuşma. Bir de çocuklu olacaksın. Zaten biz kalkacaktık komutanım. Değil mi? Rakı mı önündeki? Evet anneciğim. Burası meyhane ya, adet böyleymiş. Tabii, adet yerini bulsun dediniz. Nasıl bir şeyse şu adet koyun da biz de görelim bakalım. Yapma anne, tansiyonun mu? Sen karışma anne. Masanın sakisi sensin galiba. Koy dedim. Koy. Salih'e de böyle bir sofra hazırlamıştım ama kısmet olmadı. Sana da koyayım mı komiserim? Münasebet. Anne senin önünde yakışık almaz. Bacak kadar çocuklar utanmıyor. Senin neyin eksik? Şunu. Hadi bakalım hoş geldik. Keyfinizi mi bekleyeceğim elim havada? Yaşa be komutanım. Şşşt! Uyuyan çocuğu uyandırma şimdi. Ana, süt de bırakmışsın. Bırak sabah alırsın. Aa, ne oldu? Ay benim midem çok bulanıyor, kusacağım galiba.
Atıp tutuyordun hiç ki bana bir şey yapmaz diye. Ağzınızla içmiyorsunuz ki. Her şeyi tadında bırakmak lazım ama nerede? Ay hiç sana laf yetiştiremeyeceğim. Buradan mevkuz var. Tamam sen gel hadi eve çıkalım hadi. Yok Melek teyze çıkamam. Çıkın yukarı kadar dayanamam. İpek gel başımı tut. Ay, ben de masal olup çıkayım bari. Çekil abla çekil. Aman ne haliniz varsa görün be. İpek işin biter bitmez doğru yukarı geleceksin. Düş kız düşünme. Gel kolumu. Abla hadi içeri gel. Ben söylemedim. Fevzi de söylemek istemedi ama. Senin ifadeni sorun alacağım. İpek bacım hemen koş Barış'a içindekileri dök. Gel tamam mı? İyi de senin miden bulanmıyor muydu? Yok. Senin öyle kapıdan gözün ayrılmayınca ben hemen bir alavere dalavere çevirdim. Ama bir an önce git gel bak yine faka basmayalım. Özgür çok sağ ol ya. Bu gece Barış'la konuşamasaydım hayatta uyuyamazdım. Hadi hadi hadi. Bu saatte televizyon bağırtılır mı? Çocuk uyanacak. Selam. Selam. Hani sen muhbirdiydin üç maymun? Bir şey mi oldu? Barış, dünden beri söylediklerime çok şaşırıyorsun. Ben de kendime hayret ediyorum ama içimden geçenleri bilmeye hakkım var. Ben ayrıldığımız için çok pişmanım. Eğer sen de istersen tekrar deneyebiliriz. Tamam, cevap verme. Ama şunu bil ki ben gerekirse seni hep bekleyeceğim. Bunca yaşanan olaydan sonra hala birbirimizi mutlu edebileceğimize inanıyor musun? Evet inanıyorum. Hem bence biz hatalarımızdan ders aldık. Bu sefer birbirimizi hırpalamadan sevebiliriz. Öyle değil mi? Bilmeni isterdim bir şey, söylemek isterdim bir şey. Seni çok sevdiğimi, seni nasıl sevdiğimi. Aman, şu çanağın içine at be anneciğim. İşte bu kadar içersen. Ha, evin yolunu bulabildin mi? Aa, sen de mi kustun? Ne bu hal? Yok, kusmadım. Kusmadım ama midemde kelebekler uçuşuyor. Kelebek mi? Ne kelebeği? Üstünde ameliyattı mı? Çoktan sızdı bile. Ne kelebeğiymiş bu? Anne, ben artık sana yalan söylemek istemiyorum. İpek, şu baklayı çıkar ağzından. Oturalım öyle konuşalım. Ben Muhalle ablalarda değildim. Neredeydin? Barış'a gittim. Ama içeri girmedim. Kapıdan konuştuk. Gece Börülce de yoktu. Bahanen neydi kızım? Sen onu biliyor muydun? Ben her şeyi bilirim. Alış artık buna. Anne ben hala Barış'a aşığım. Ona da bunu söylemeye gittim. Ay akıllanmayacaksın sen. Ya ben unuturum sanıyordum. Ama olmuyor. İçimde böyle duygular varken ondan saklayamadım. Ay o kadar zaman geçti. Araya Levent falan girdi. Hadi dön başa gene.
galiba Barış da seni düşünüyor. Ne dedi ki? Ben yeniden deneyebileceğimizi, hatta gerekirse onu hep bekleyeceğimi söyledim ama bana cevap bile vermedi. Gel bakayım sen bana, gel. Sen söyleyeceğini söylemişsin. Beğenmezse kendi kaybeder. İyi de benim hala canım acıyor anne. Şimdi öyle düşünüyorsun. Kim bilir daha kimlerle tanışacaksın, nasıl bir hayat yaşayacaksın. Bugünleri hatırlamayacaksın bile. Niye öyle diyorsun? Ben 2 sene öncesini gayet iyi hatırlıyorum. Hı. İstanbul'a geldiğimizde senle benden başka kimse yoktu. Şimdi baksana kaç kişi olduk. Neredeyse kocaman bir aile gibiyiz. 2 sene önce Barış var mıydı? Kim bilir 2 sene sonra kim olacak? Aa, bakarsın kendine bir aile kurarsın. Hiç sanmam. Sen izin vermezsin ki. Ama gerçekten merak ediyorum. Acaba nerede, ne yapıyor olacağız? Kim bilir? Yalnızlığa dalsam da, tek başıma kalıp yansam da, sözlerim yarım kalsa da, çünkü ben benden alıp kaçsam da, yalanlarına göz yumsam da, yine de sevgim solmazsa, çünkü ben böyleyim. Ya dillerini yerim kız. Aa, hala gitmedin mi, otobüsü kaçıracaksın? Anne aşk olsun ya, neden daha önce uyandırmadın? Dedim ben sana. Ha, geceliğin lak lak edeceğine kızlarla yatıp uyusaydın. Vallahi damada acımasam yollamam seni. Ama asker ne yapsın? Ay. Gelene gidene muhtaçtır şimdi o. Bir şey söylemedim değil mi? Bak sürpriz yapacaktın. Yok canım, söylemedim. Ha, şunu unutma. O kadar hazırladın. Ay kaşınım, kaş kaş kaş.